birçok izleyenimizi merak ettiği bir soru ve cevabı. Meyveler kilo aldırır mı? Peki gerçekten meyveler kilo aldırır mı? Evet Esra Hanım, meyveler kilo aldırır mı diye bana da çok soruluyor. Evet. Fakat e, ...meyveleri aslında neyi çok fazla yersek bize o kilo aldırır. Meyvelerde hani masum zannederek bunu sınırsızca tüketmeyelim... ...çünkü genelde evde e, babalarımız genelde bunu yapar. Akşam poşet poşet meyve taşır ve akşam onlar tüketilir hepsi. Kilosu hiç önemli olmaz fakat fazla tüketimi evet meyvede de kilo aldırabilir. Onu ara önerimizde tercih edersek yanında e, özellikle şeker hastalığımız varsa... yemişle birlikte tercih edersek çok daha sağlıklı olur... Eğer canımız tatlı istiyorsa e, meyveleri yoğurdun içerisine koyabiliriz. İki yemek kaşığı kadar da yulaf ekleyebiliriz. Biraz tarçın, birkaç kuru yemiş ceviz olur, fındık olur, badem olur eklediğimizde çok da güzel e, aslında kendimize arayön olarak tatlı hazırlamış oluruz. Bu yüzden e, meyveleri sınırsızca yemek e, aslında yaptığımız e, minik bir e, belki hata olabilir. Aslında kilo veremiyorsanız bir türlü belki de e, çok çok fazla bir ürünü tüketiyor olabilirsiniz. Ve genelde meyve suyu mu, meyve mi diye çok soruluyor. Şöyle düşünün bir portakal yediğimizde aslında hem posasını hem lifinden faydalanıyoruz. Hem vitaminlerinden minerallerinden fakat bir bardak portakal suyu elde etmek için 4-5 adet portakalı sıkmak gerekiyor. Bu anlamda meyveyi meyve olarak yemek yani kendisini yemek son derece önemli lifinden ve posasından faydalanmak adına. Özellikle kişinin Konstipasyon dediğimiz kabızlık sorunu varsa, sebzeli sebzeleri ve meyveleri lifli seçmesi, posalı seçmesi son derece önemli ve bunların sularını değil de kendilerini tüketelim lütfen. Meyvelerin aslında birlikte e, birleştirdiğimizde meyveleri daha da tok tutucu özelliği artıyor. Örneğin yoğurtla, peynirle veya ceviz fındıkla birleştirdiğimizde tok tutma özelliği artıyor. Özellikle yaz aylarında e, kavun karpuzla peynir çok meşhurdur. Aslında çok doğru yaptığımız bir şey bu. E, yanında birkaç kuru yemiş eklediğinizde meyvelerin hem şeker hastalığınız varsa e, daha iyi geliyor. Hem de tok tutucu özelliği de artmış oluyor. Üzüm tüketebiliriz. Ee, sadece meyvelerin porsiyonları önemli. Biz genelde şöyle yumruğumuzu herkes kendi sıktığında yumurumuz kadar bir porsiyon meyve kabul ediyoruz. Tabii kişiye göre bu porsiyon miktarı değişiyor. İki olabiliyor, 3 dört belki daha fazla olabiliyor. Kişinin kilosuna, boyuna göre tabii ki. Fakat e, minik tanelerde üzüm gibi kiraz gibi 12-15 adet yine değişebiliyor burada. Yani herkes kendi yumurunu sıktığında bir yumruk kadar e, elma, portakal işte. İşte iki mandalina kadar yani avucunuzun içine şu şekilde sıyacak bir meyve kadar tükettiğimizde bu aslında bizim bir porsiyon, bir ö ana ö ara öğünlük meyvemiz olabiliyor. Yanında da bir bardak süt olabilir, tarçınlı süt belki seviyorsanız olabilir. Meyvelerin üzerine tarçın atabilirsiniz. kuru de birlikte çok güzel ara öğün yapmış oluruz aslında. Bazı hastalıklarda meyve tüketimini önermez doktorlar? Mesela hı hı. böbrek hastalıkları, diyaliz hastalıkları. Hı hı. Peki bu ne önerirsiniz meyve olarak? Evet, e, özellikle çeşitli hastalıklarda tabii bakmak gerekiyor e, durumuna. Bazı meyveleri önerebiliyoruz, bazı sebzeleri önerebiliyoruz. Veya e, sebzeleri biraz haşlayıp, suyunu döküp o şekilde yemek yapmalarını isteyebiliyoruz. E, özellikle kişinin e, böbrek yetmezliği varsa yine bu kişiye bağlı olaraktan değişiyor kişinin hastalığına yönelik olarak. Da. Göre, değil mi? Tabii ki Öneri, öneriler sunabiliyoruz. Özellikle böbrek hastalığı çok özel bir konu olduğu için e, hastayla birlikte çok sık iletişimde olmak gerekiyor. Çünkü e, en ufak bir hata zaten e, daha da ileri seviyeye götürebilir. Bu yüzden eğer ki böbrek rahatsızlığınız varsa lütfen çeşitli diyetleri denemeyin çünkü çok özel beslenme gerektiriyor. Diyaliz hastalarında, böbrek hastalarında ee, eğer ki böbrek rahatsızlığınız varsa ve e, kilo ile ilgili bir sıkıntınız varsa lütfen e, bizlerden yardım alın bu konuda.